Bismillahirrahmanirrahim. Babur racul yekule estağfirullaha ve etubu ileyhi. Bu caiz midir, değil midir? Bir adam estağfirullaha ve etubu ileyh derse. Ölemanın bazısı bu caizdir demiş, bazıları caiz değildir demiş. Her iki tarafta delil getiriyor. Hal Ebu Cafer semi'tu Eba Cafer ibni Ebi İmran yekrehu en yekule racul. İmam-ı Tahavi diyor ki Ebu Cafer ibni Ebi İmran'ı işittim. O hoşlanmazdı, kerih görürdü bir adamın demesini, ne demesini? Estağfirullah ve tubu ileyhi, böyle demesini mekruh görürdü. Velakinnehu yekul estağfirullah ve es'eluhu tevbe. Estağfirullah ve tubu ileyhi değil de estağfirullah ve es'eluhu tevbe desin. Şimdi mana itibariyle estağfirullah, ben Allah'tan mağfiret talep ederim. Ve etubu ileyh, ona tevbe ederim. Yani bu günahı bir daha yapma. Bu caiz değil diyor. Ya Allah'tan mağfiret talep ederim ve Cenab-ı Hak'tan tevbe isterim. Bana tevbe nasip etmesini isterim. Böyle desin. Bu ikisinin arasında fark var. Onu beyan ediyor. Ve kâle râitu eshâbena yekrehûne zâlik. Diyor ki İmam-ı Tahavi, ben bizim eshabımızı gördüm, ulemamızı, bunu kerih görürdüler. Ve yekulûn, derdiler ki ettevbetu minezzembi hiye terkuhu. Tevbe nedir? Ettevbetu minezzembi, günahtan tevbe, hiye terkuhu, o günahı terk etmektir. Daha ve terkul avdi aleyhi, o günaha avdet etmeyi de terk etmektir. Bir daha onu yapmayacak. Günahı terk ettiği gibi ona tekrar dönüp yapmayı da terk edecek, yapmayacak. Bu tevbe budur. Ve zâlike gayru mevhûmin min ehad. Bu da hiçbir kimseden vehm olunmaz ki bir adam bir daha dönmesin. Bir adam günahı terk eder ama tekrar dönmemek için elinde değil. Olur ki döner, olur ki dönmez. O diyor ki ben bunu terk edeceğim, bir daha da dönmeyeceğim. Ne biliyorsun dönmeyeceğin? Hani döndüğün, döndüğün gibi işte tevbe bozuldu. فَإِذَا قَالَ اَتُوبُ اِلَيْهِ اَتُوبُ اِلَيْهِ derse فَقَدْ وَعَدَ اللّٰهَ اَنْ لَا يَعُودِ اِلَى ذَٰلِكَ الذَّنْبِ. Estağfirullah ve etubu ileyh derse Allah'tan mağfiret talep ediyor ve Allah'a da söz veriyor ki ben bu günahı bir daha yapmam. Söz veriyor. فَإِذَا عَادَ اِلَيْهِ بَعْدَ ذَٰلِكَ. Bu tevbeden sonra o günahı avdet ederse كَانَ كَمَنْ وَعَدَ اللّٰهَ سُمَّ اَخْلَفَ. O Allah'a vaat etti, vaatinde hulfetti, ona benzer. Ne dedi? Ya Rabbi sen beni mağfiret et, ben bu günahı bir daha yapmayacağım. Yaparsa Cenab-ı Hakk'a vermiş olduğu sözde durmadı. Vaadine hulfetti. Vaadine hulfetmeyecek, sadık kalacak. İşte bu etubu ileyh de manası doğru gelsin. Onun için caiz görmediler bunu. Velakin ehsenü zalik, bunun en güzeli en yekule diye. Es'elullah'a tevbe. Ben Allah'dan tevbe isterim. Ya Rabbi bana tevbe ver. Güzeli budur. Ey es'elullah'a, ben Allah'dan isterim. En yenzi'ani en hadezzem. Bu günahtan beni çıkarsın, kurtarsın. Ve la yu'ideni ileyhi ebeda. Tekrar bu günaha beni döndürmesin. Allah'tan bunu isterim. Ya Rabbi bu günahtan beni çıkar, affet ve tekrar beni bu günaha sokma. Allah'tan isteyecek. Ha, o vakitte oldu. Çünkü işi kime bıraktı? Hazreti Allah'a bıraktı. Ya Rabbi bu günahı affet ve beni bir daha da bu günahı yapmaya nasip etme. Ama o yok herkesi, ya Rabbi sen beni mağfiret et, ben sana söz veriyorum, bir daha bu günahı yapmayacağım. Bir daha ya yaptınsa sözünde hulf ettin. Onun için estağfirullah ve etubu ileyhi mekruh gördüler. Onun yerine estağfirullah ve es'elullah tevbe. Bunu desin dediler. وَقَدْ رُوِيَ ذَٰلِكَ اَيْذَانِ رَبِيعِ بْنِ حُسَيْمِ. Rabi'i bin Hüseyin'den de bu manada rivayet var. حَدَّسَنِي مُوسَى بْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَ بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ قَالَ حَدَّسَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مُنْذِرٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حُسَيْمِ. Rabi'i bin Hüseyin dedi ki قَالَ لَا يَقُولَ أَحَدُكُمْ, sizden biriniz demesin, inni estağfurullah ve etubu ileyh. Estağfurullah ve etubu ileyh demesin.
ki sümme yaudu, sonra evdet eder o günaha ve yekun olur, ne olur? Kezebehu, kendisini yalanlamış olur. Ya Rabbi sen beni mağfiret et, ben bu günahı bir daha yapmayacağımdır. Sonra günahı evdet ettiği gibi kendisini yalancı çıkarmış olur. Ve yekunu zemben, o vakitte ve'dene hulfettiğinden dolayı bu da günah olur. Ve'dene hulfetmek günahı kebairden ya, bir adama vaat eder, hulfeder. Bu günahı kebairden, bu da böyle bir günah olur. Ve lakin liyakul, lakin desin, Allahümme ağfirli ve tüb aleyye. Böyle desin, Allahümme ağfirli ve tüb aleyye. Ya Rabbi sen beni mağfiret et ve bana tevbe nesip et ve tüb aleyye. Sen bana tevbe nesip et. Ve kâne minel hücceti lehum fî zâlik. Peki böyle diyenlerin lehine olan hüccettendir. Mâ haddesene ibn Ebi Davud. İbn Ebi Davud'un rivayet etmiş olduğu hadis. Kâle haddesene Ebu Umar el-Havdiyyü radıyallahu anhu. Kâle haddesene Khalid ibn Abdillah el-Vasatiyyü an İbrahim el-Hacriyyü an Ebi el-Ahvas an Abdillah kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Mesud dediler ki Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular. اَتَّوْبَةُ مِنَ الزَّنْبِ اَنْ يَتُوبَ الرَّجُلُ مِنَ الزَّنْبِ سُمَّ لَا يَعُودَ اِلَيْهِ. اَتَّوْبَةُ tevbe nedir? اَتَّوْبَةُ مِنَ الزَّنْبِ günahtan tevbe. اَنْ يَتُوبَ الرَّجُلُ مِنَ الزَّنْبِ bir adam günahtan tevbe eder. Sonra سُمَّ لَا يَعُودَ اِلَيْهِ sonra tekrar o günaha dönme. İşte tevbe budur. Onu terk etti ve bir daha da dönüp onu yapmadı. Tevbe budur. Öyleyse bunu yapmak zor olur. فَهَذِهِ öyleyse günahtan tevbe edip de bir daha günaha dönmemek kimin sıfatıdır? فَهَذِهِ sıfatü tevbe. Bu tevbenin sıfatı budur. وَهَذَا غَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَى أَحَدٍ hiçbir kimse üzerine memun değildir. Hiçbir kimse emniyet altında değildir tekrar o günaha dönmemek. Elinde değil. Belki mukadderdir, tekrar o günaha dönecek. Memun değil, emin değil. Yalnız bir zat memun, o da kim? Gayr-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den başka kimse memun değil ama Peygamber Efendimiz o memun bir daha bir günah yapmaz. Zaten günah yapmaz. Günah yapmak da masum. Ondan südür etmez. فَاِنَّهُ masum. Peygamber Efendimiz masumdur, ismettedir. Hiç imkanı yok bir günaha düşmez. Fakat Resulullah'tan başkası bir günaha düşmez. Bu beşerin elinde değil. Onun için ve tubu ileyh demesi doğru değildir. Ya ve eselü tevbete desin. Ve lizalik kâne yekûl. Peygamber Efendimiz masum olduğundan dolayı buyururdu. Fîmâ kad rûye anhu. Ondan rivayet edilen hadiste. O da ne? Hangi hadis? Ma kad haddesene ibn Ebi Davud. İbn Ebi Davud rivayet eyledi. Kale haddesene Hattab ibn Osman ve Hayvet ibn Şureyh. Kale haddesene Bekiyet ibn Velid. Aniz Zebidi, aniz Zühriye, an Abdülmelik ibn Ebi Bekir ibn Haris ibn Hişam. An Ebi Hureyre'te. An Ebi Hureyre'te ennehu kâne yekûl. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh derdi ki, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ون يقول يقول فأنبرة صلى الله عليه شت الدرج إني لأتوب في اليوم مئة مرة إني بن لأتوب توب إدرم في اليوم bir günde 100 مرة 100 kere 100 kere Cenab-ı Hakk'a tevbe ediyor. Evet. وقال أنس أنس dedi ki إنما قال 70 مرة. Enes'in rivayetinde 100 değil de 70 kere. Bak Peygamber Efendimiz Estağfirullah ve Etubu İleyh diyor. Ona caiz. Çünkü o masumdur. O günaha bir daha dönmesi yok. Haddesene ibn Ebi Davud. Kale haddesene Eyyub ibn Süleyman ibn Bilal. Kale haddesene Ebu Bekir ibn Ebi Uveys. An Süleyman. An Muhammed ibn Abdillah ibn Ebi Atik. Ve Musa ibn Ukbe. An ibn Şihab. An Ebi Bekir ibn Abdirrahman. An Ebi Hureyre'te kale. Hazreti Ebu Hureyre dediler ki semiyatu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Peygamber Efendimizin dediğini işittim. Ne dediğini? İnni le estağfirullah ve etubu ileyhi fil yevmi ekzere min sebi'ine marra.
böyle dediğini işittim. Ki hadisin manası inni ben de estağfirullah'a Allah'tan mağfiret talep ederim. Ve tubu ileyh ona tevbe ederim. Fil yevm bir günde ekzere min seb'ine merre 70'ten daha fazla Allah'a istiğfar ve tevbe ederim. Dediğini işittim. Peygamber Efendimiz tubu ileyh diyor. Çünkü masum olduğundan dolayı bir daha o günaha zaten günah işlememiş. İşlememiş günaha da onu yapmaya da imkan yok. Onun hakkında bu ve tubu ileyh doğru gelir. Haddesena Yunus kâle haddesena Selamettü bin Ravhîn kâle haddesena Akîlun kâle haddesena Zühriyü enne Ebâ Bekir ibne Abdirrahman ibnil Hâris ibn Hişâm akberehu enne Ebâ Hureyre'te kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmam-ı Tahavi Yunus Tariki ile bu hadisi şerifi Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Sümme zekere mislehu eyni hadisi. Sana bin Vehbin, an Yunus'a, an İbn Şihab'in, an Ebi Selamet'e, an Ebi Hureyre'te, an Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Eyni hadisi şerifi başka bir senetle daha İmam-ı Tahavi zikreyledi. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr'in, kâle haddesena ibn-i Ebi Meryem, kâle haddesena Muhammed ibn Cafer, kâle akberni Musa ibn-i Ukbe, an Ebi İshak, حدثه عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث الشريف حضرتي Peygamber Efendimiz'den Ebu Musa el-Aşari ondan da bu oğlu ondan da diğer raviler rivayet ediyorlar İmam-ı Tahavi'ye kadar iniyor. Ebu Musa el-Aşari buyurdular ki Resulullah Efendimiz قال buyurdu إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. Ben Allah'a istiğfar ederim ve ona tevbe ederim bir günde 100 defa. Şimdi bunlar da hep ve etubu ileyh, estağfurullah ve etubu ileyh, estağfurullah ve etubu ileyh rivayeti geliyor. Onun için yani İmam-ı Tahavi'nin bunları zikretmesi ve etubu ileyh demek yalnız Peygamber Efendimiz'e mahsustur. Ve etubu ileyh demek bir daha tekrar günaha dönmeyeceğine söz veriyorum. O da Resulullah Efendimiz masum olduğundan dolayı muhakkak o dönmez. Ama Resulullah Efendimiz'den başkası bu vaadinde olur ki hulfetti, yalancı olur, o da bir günah olur. Zaten Resulullah işlemedi ki. Ve selu tevbete. Yani Allah ya Rabbi sen beni rücu ettirme. Sen beni bir daha günaha rücu ettirme. Ve selu tevbete. Yani bu birinci kavl. Bu iki kavl var da bu birinci kavlün delilleri. İkinci kavl teşviz ediyor. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا زياد بن المنذر قال حدثنا أبو بردة ابن أبي موسى قال حدثنا الأغر المزني قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بو حديث الشريف أبو موسى الأشعري أغر المزني دان رواية ديور وددك أغر المزني رسول الله فنمز bize çıktı رافعا يديه ellerini kaldırmış olduğu halde وَهْوَ يَقُولُ hem de der olduğu halde ki يَا اَيُّهَا النَّاسُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ فَوَاللّٰهِ اِنِّي لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوبُوا اِلَيْهِ فِي الْيَمِّ مَعْتَمَرَّ يَا اَيُّهَا النَّاسُ ey cemaat اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Rabbinizden mağfiret isteyiniz ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ sonra Allah'a tevbe ediniz. فَوَاللّٰهِ Allah'a yemin ederim ki اِنِّي لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ben Allah'a İstiğfar ederim ve tubbülih ona tevbe ederim fil yevm bir günde 100 merre 100 kere. Kalu bu mezhebe sahip olanlar dediler ki fehâze kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekûluhu işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu derdi estağfurullah ve tubbülih derdiğin için leennehu masumu mine zunûb günahlardan masumdur ve tubbülihdir imkan yok bir günaha düşmeyecek ki o sözünde fulfora, sözünde fulfora sadık. Ve tövbe ileyh, ya Rabbi ben sana tevbe ettim. Günah işlemem. Zaten günah işlemez. Cenab-ı Hak onu ismetine almış. Ve emma gayruhu, emma Resulullah'ın gayrisi. Fela yenbeği en yekule zalik. Böyle demesi layık değildir. Leennehu gayru masumin. Resulullah'ın gayrisi masum değildir. Neden masum değildir? Minel audi. Günaha avdet etmekte masum değildir. Fîmâ tâbe minhû. Neden tevbe ettiyse, hangi günahtan tevbe ettiyse,
tekrar ona dönmesinden masum değildir ki, olur ki döner, olur ki o günahı yapar. Bu vakitte vaadine hulf etmiş olur, bir günahı kebire daha yapmış olur. Ve halefehum fî zâlike âkherûn. Fakat diğer bir kısım bunlara muhalefet ettiler. Dediler ki sizin bu dediğiniz dava doğru değildir. Felem yarav bihi bâsen. Beis görmediler. En yekûle racülü bir adam diye. Etûbü ilallâhi azze ve cel. Etûbü ilallâhi azze ve cel demesinde beis yoktur, caizdir. Siz bunu caiz görmüyorsunuz ama biz bunu delille ispat ederiz, bu da caizdir. Estağfurullah ve etûbü ileyh. Şimdi ihtilaftan kurtarılması için estağfurullah ve es'elühü tevbe derse bunda ihtilaf yok. Bu bir ittifak caiz. Estağfurullah ve etûbü ileyh derse birinci mezhebe göre caiz değil, ikinci mezhebe göre caiz. İhtilaflı oldu. Şimdi bu ikinci mezhebin delilleri, onlar da delil getiriyorlar. Ve kâne minel hücceti lehum fî zâlik. Ve etûbü ileyh de la be'estir denilmesinde cevaz vardır diyenlerin delillerindendir. Mâ kadruyan Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'den rivayet edilen hadis. Bunların delilidir. O hadis de şu. Haddesena Ebu Bişrir Rakkiyyü. قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو هريرة رضي الله عنه dediler ki Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم buyurdu من جلس مجلسا bir adam bir mecliste oturursa öyle meclis ki كثر فيه لغته onda lüzumsuz sözler çok oldu. Bir meclise oturdu, lüzumsuz sözler orada çoğaldı, konuşuldu. Sümme kâle kable en yekûme. O meclisten kalkmazdan evvel o adam derse, ne derse? Sübhâneke rabbenâ lâ ilâhe illâ ente estâfiruke ve etûbu ileyk. Bu duayı okursa, gufire lehu mâ kâne fî meclisihî zâlik. O meclisinde olan o lüzumsuz fazla dedikodular mağfiret olunur. Çünkü bir adam bir yerde oturdu mu, lüzumsuz sözler söyledi mi, bunlar günah oluyor. Allah-u Teala bu vakti sana boş vermemiş ki, ibadetle, zikirle, fikirle, tesbihle, tekbirle, tahmidle geçireceksin. Sen lüzumsuz sözlerle vaktin geçirdiği, öyleyse o meclisten kalkmazdan buna tevbe et, istiğfar et ki ona kefaret olsun. O da nedir? Bu duayı okuyacaksın. Sübhaneke Rabbena la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Sübhaneke ya Rabbi, ben seni noksan sıfatlardan tenzihü tekdis ederim. Rabbena, ey bizim Rabbimiz. La ilahe illa ente, senden başka ibadete layık ve müstahak kimse yoktur. Ancak sen varsın. Estağfiruke, ben seni istiğfar ederim, senden mağfiret talep ederim. Benim bu günahımı affet. Ben bu mecliste boş yere nefes harcadım, günaha girdim. Bunları mağfiret et. Ve etûbu ileyk. Ben sana tövbe ederim. Tövbe ederim, yani bu günaha bir daha dönmem. Bir daha bunu yapmam. Şimdi bu bir daha dönmem dedi ki, bak işte caiz oldu. Ve etûbu ileyk. Ben sana tövbe ederim ki bir daha bu günahı yapmam. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا عثمان بن مطر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت أنس رضي الله عنه dediler ki Peygamber Efendimiz buyurdu ki kefaretül meclis, meclisin kefareti nedir? Sübhaneke Allahümme ve bihamdik estağfiruke ve etubu ileyk. Bir mecliste oturdun, olur ki orada laubali oldun, mala yani ile vaktin geçirdin. Onun kefareti nedir? Bu duayı okumaktır. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik estağfiruke ve etubu ileyk. Manası Sübhaneke Allahümme, ya Rabbi seni noksan sıfatlardan tenzihü tekdis ederim. Ve bihamdik, seni hamd etmekle beraber. Sen noksan sıfatlardan berisin fakat seni hamd ederim. Estağfiruke, senden mağfiret talep ederim. Ve etûbu ileyk, hem de sana tevbe ederim. Yani bu günaha bir daha dönmem, bunu yapmam. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme ve Fehd ibn Süleyman. Kâle, her ikisi de dediler ki, haddesena Abdullah ibn Salih. Kâle haddeseni el-Leysu. Kâle haddeseni İbnül Had.
An İsmail ibn Abdullah ibn Cafer. Kale belagani. Abdullah ibn Cafer. Ki onun oğlu İsmail'den rivayet edildi. İsmail ibn Abdullah ibn Cafer. Cafer-i Teyyar'ın oğlu Abdullah meşhuru. Ki Arapların en sıha adamlarından birisiydi Abdullah ibn Cafer. Onun oğlu İsmail rivayet ediyor ki belagani enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Bana erişti ki Resulullah Efendimiz buyurdular. Ma min insanin yekunu fi meclisin feyekul hine yurid ve yekum Subhaneke Allahumme ve bihamdik la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Hiçbir kimse olmadı ki ma min insanin, hiçbir adam da bir kimse bulunmadı ki yekunu fi meclisin, bir mecliste olur. Feyekulu, o adam der hine yurid ve yekum, o meclisten kalkıp gideceği vakitte okur. Neyi okur? Subhaneke Allahumme ve bihamdik la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Bunu okur. İlla gufire lehu. Böyle bir insan olmadı. İlla bunu okudu mi onun günahları mağfiret oldu. Hangi günahları? Ma kâne fî zâlikel meclis. O mecliste olan günahları mağfiret oldu. Manası Subhaneke Allahumme ya Rabbi, ben senin noksan sıfatlardan tenzihü tekdis ederim. Ve bihamdik, sana hamd etmekle beraber. La ilahe illa ente. Yerde ve gökte ibadete layık ve müstahak senden başka kimse yoktur. Estağfiruke. Ben senden mağfiret talep ederim. Ve etubu ileyk. O günaha dönmeme için de tevbe ederim, sana söz veririm. Bir de o günaha dönme. İşte bunu okursa o adamın o meclisteki galeti, mala yani iştigalları affedilir. قَالَ فَحَدَّسَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ. Ravi dedi ki bu hadisi bize rivayet eyledi. Kim? Yezid ibn-i Husayfe. فَقَالَ هَاكَذَا حَدَّسَنِيَ السَّائِبِ ibn-i Yezid. Yezid ibn-i Husayfe dedi ki Sa'ib ibn-i Yezid böylece bana rivayet eyledi. Bu hadisi kimden? An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisi bana böyle rivayet eyledi dedi. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّسَنِي الْلَيْثُ قَالَ حَدَّسَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ. Bu hadisi de Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet ediyorlar. Hazreti Ayşe buyurdular ki مَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Peygamber Efendimiz olmadı. يَقُومُ مِنَ الْمَجْلِسِ, bir meclisten kalkar olmadı. İlla kâle, illa şu duayı okuduktan sonra kalktı. Herhangi bir mecliste Resulullah Efendimiz oturursa meclisten kalkmadan bu duayı okurdu, sonra kalkardı. Dua ne? Subhaneke Allahümme Rabbi ve bihamdik la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Bu duayı okurdu. Manası bir, bazılarında Rabbena var, bazılarında Rabbi var. Fark etmiyor. Subhaneke Allahümme ya Rabbi, senin noksan sıfatlardan tenzih-i tekdis ederim. Rabbi, ey benim Rabbim. Ve bihamdike, sana hamd etmekle beraber. La ilahe illa ente, ma'budun bilhak, yerde ve gökte senden başka kimse olmadı. Estağfiruke, senden mağfiret talep ederim. Ve etubu ileyk, sana tevbi ederim. Fekultu lehu ya Resulallah. Hazreti Ayşe diyor ki, Peygamber Efendimiz'e dedim ki, مَا أَكْثَرَ مَا تَقُولُ هَا اُلَٰئِ الْكَلِمَاتِ. Bu kelimeleri söyledikin ne acep çok oldu, daima bunu söylersin. Teaccüb et Hazreti Ayşe ya Resulullah. Ne acepsin, daima bunu çok çok okursun. اِذَا قُمْتَ, meclisten kalktığın vakitte سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبِّي وَبِحَمْدِكِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَتُبُولِكَ. Bunu çok okuyorsun. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, cevaben buyurdular ki اِنَّهُ لَا يَقُولُهُنَّ اَحَدٌ. Hiçbir kimse bu kelimeleri demez. حِينَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ, meclisinden kalktığı vakitte hiçbir kimse bu duayı, bu tesbihi okumaz. اِلَّا غُفِرَ لَهُ, illa okursa mağfiret olur. Hangi günah mağfiret olur? مَا كَانَ فِي ذَٰلِكَ الْمَجْلِسِ, o mecliste bir günah yapmışsa işte o günah mağfiret olur. Resulullah Efendimiz günahtan münezzeh ya, fakat ümmetine talim için bunu okuyor ki ümmeti de öğrensinler de
bunu yapsınlar. Yoksa Resulullah Efendimiz meclise oturmuşlar. Halet yapmış, mala yani konuşmuş, günaha girmiş. Onun için de bu duayı okuyor ki affolsun, bu manaya değil. Resulullah Efendimiz masum. Büyük ve küçük günahlardan masum, işlemez. Fakat bunu yapması yani ümmeti kendisinden öğrensin de böyle hareket etsinler. فَهَذَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ اَيْدًا مَازِ كَرْمَةً. İşte Resulullah Efendimiz'den bu zikrettiğimiz bu hadisi şeriflerde zikredildi. Öyleyse öteki birinci zümre dediler ki وَاَتُوبُ اِلَيْهِ demek caiz değil. İkinci zümre dediler ki caiz. Bak Resulullah Efendimiz'in kendisi de okumuş. Hangisini alalım? Birinciyi mi alalım? İkinciyi mi alalım? İmam-ı Tahavi diyor ki وَهُوَ اَوْلَ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا. Bu iki kavlin evlası ve tubu ileyh demek caizdir. Bizim indimizde bu daha evladır ve tubu ileyh denilebilir. لَاَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ Zira Cenab-ı Hak Teala Hazretleri فَدَ اَمَرَ بِذَٰلِكَ فِي كِتَابِهِ Kur'an-ı Kerim'de de böylece emretti. فَقَالَ Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyurdu. Estaizu billah. فَتُوبُوا اِلَى بَارِيُكُمْ فَتُوبُوا siz tevbe ediniz. اِلَى بَارِيُكُمْ sizi halkeden Hazreti Allah'a tevbe ediniz. Bak Kur'an'da da emir var. وَقَالَ yine Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyurdu. Estaizu billah. تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَسُوحًا تُوبُوا tevbe ediniz. اِلَى اللّٰهِ Cenab-ı Hak tevbeten tevbe etmekle. Öyle tevbe ki nesuhen nesuh. Yani bir daha o günaha dönmemek şartıyla tevbe edin. Sıdk ile. Tevbe-i nesuh ile. İşte Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a tevbe ediniz diye bak ayet var. Ve emere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve emere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bidari. Peygamber Efendimiz de emreyledi tevbe etmekle. Nerede? Fil âthâri lefî zekârnâ. Bizim zikreylediğimiz hadis-i şeriflerde de Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Siz Allah'a tevbe ediniz, ben bir günde 70'ten fazla ve bir rivayette 100'den fazla Allah'a tevbe ederim. Siz de tevbe edin. Sonra her kim bir mecliste oturur da kalkmazdan evvel Subhaneke Allahümme Rabbi ve bihamdik la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ilik derse o mecliste yapmış olduğu günahlar affolur. Bunu da Resulullah Efendimiz emreyledi. فَلِهَذَا işte bu rivayetler için اَبَحْنَا ذَٰلِكَ biz وَاَتُوبُوا اِلَيْهِ demesini mübah gördük. İkinci cümlenin delili bu. وَخَالَفْنَا اَبَا جَعْفَر Ebâ Cafer yukarıda geçti ya bu birinci cümleye gayr olanlardan. Ona biz muhalefet ettik فِي مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ zahip olduğu bu manada عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي اَوَّلِ هَذَا الْبَابِ bu babda birinci mezhep kimden rivayet etmişti? Ebu Cafer İbni Ebi İmran. O dedi caiz değildir. Biz ona muhalefet ettik. Caizdir dedik. Çünkü Resulullah Efendimiz'den rivayetler var. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ اِنَّمَا اَمَرَهُمُ فِي كِتَابِهِ اَنْ يَتُوبُ Nuhateriz itiraz etse dese ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de tevbe etmeyi emreyledi. Ve tevbetu tevbe ise yeter ki zunub. Günahları terk etmektir. Daha nedir? Ve terkül avdi ileyha. Günahlara avdet etmeyi terk etmektir. Yani bir daha dönmeyeceğine azm-ı cezm-ı kastetmektir. Ve leyse zâlike bi kavlihim. Yoksa bu tevbe insanların demesiyle değildir. Ne demesiyle? Kad tübna. Tübna biz. Tevbe ettik demekle değil. Estağfurullah ve etubu ileyh. Şimdi adam lisanıyla tevbe ediyor. Tevbe 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 ya Rabbi. Fakat kalbinden gene o günahı yapacak. Ben estağfurullah ve etubu ileyh derim. Bu günahlarım affedilir. Gene yaparım. O tevbe değil. Tevbe hakikaten günahı terk edecek ve bir daha dönmemeye de azm-i cezm-i gasp edecek. Evet. İşte tevbe budur. Yoksa kattübüne değil. İnnemâ zâlik. Bu tevbe nedir? El-hurûcu an-i-zûnûb, günahlardan çıkmaktır. Ve terkül avdi ileyha, bir daha onlara da dönmemektir. Kâle, Rabbi dedi ki, ve kezâlike rûviye fî kavlillâhi azze ve cel. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin kavli şerifinde de
öyle rivayet edildi. Estağfirullah. Tûbû ilallâhi tevbeten nesûhâ. Siz Allah'a tevbe ediniz, tevbe-i nesûh ile. Yani bir daha o günaha dönmemek azm-ı kasîle. Fezekere bu itiraz eden böyle dese, ondan sonra da zikretse neyi? Mâ haddesene Ebu Bekret'e. Kâle haddesene Musa ibn-i Ziyad-i Mehsûmî. Kâle haddesene İsrail'u. Kâle haddesene Simâkü. Enin Nu'man ibn-i Beşir. Kâle semiyetü Ömer'e yekûl. Hazreti Ömer eşittim derdi ki, et-tevbetün nesûh. Tevbe-i nesûh nedir? En yetiteniber racülü, bir adamın sakınmasıdır. Eyye şeyin kâne ya'meluhu, işlemiş olduğu herhangi bir günahdan içtinab etmesidir. Feyetûbe ilallâhi azze ve cel, o yapmış olduğu günahdan tevbe ede, sümme lâ ye'ûde ileyhi ebedâ, ebedâ bir daha o günahı işlemeye. İşte bu tevbe budur. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن سماك بن النعمان عمر مثله حضرت عمر رضي الله عنه bu hadisi şerifi Ebu Bekir terkiyle İmam-ı Tahavi başka bir senetle rivayet ediyor. فهذه صفة التوبة. İşte tevbenin sıfatı budur. Elleti öyle tevbe ki emarahum Allah azze ve celle biha. Cenab-ı Hak bunu emretti ki Cenab-ı Hakk'ın ve tuğbu ilallah tevbeten nesuha dedi ki bu. O günahı terk edecek ve bir daha ona dönmeyecek. Nerede emretti Cenab-ı Hak? Fî kitâbihi Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de emretti ki tevbe budur. فَاَمَّا قَوْلُهُمْ اَمَّا نَاسٍ قَوْلِ نَتُوبِ اِلَى اللّٰهِ نَتُوبِ اِلَى اللّٰهِ demeleri, Allah'a tevbe ederiz demeleri. لَيْسَ مِنْ هَذَا فِي شَيْءٍ. Bu tevbeden bir şey değildir. Bu hakiki tevbe değildir. نَتُوبِ اِلَى اللّٰهِ نَتُوبِ اِلَى اللّٰهِ diyor. Ha, gene yapacak onu. Kalbinden ondan vazgeçtiği yok. De ben نَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ اَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ derim. Günahlarımı vurur gene işlerim. Bu tevbe değil. Ya hakikaten dönmemeye öyle bir azmedecek ki bir daha dönmeyecek. قِيلَ لَهُمْ bu adamlara, büyük müvetteriz adama denilir ki İnne zâlike ve inkâneke mâ zekertum. Evet, bu dediğiniz doğru, sizin dediğiniz gibidir. Tevbe, hakikaten bir adam günahı tevbe edecek ve bir daha o günaha dönmeyecek. Tevbe budur. Fe izâ lem nübih lehum en yekûlû netûbi ilallâhi azze ve celle. O adamlara biz netûbi ilallâhi azze ve celle'yi mübah kılmasak, bunu demeyin desek, alâ ennehum mu'takidûne lirrucû'. Şu şart üzerine ki onlar rücu'a itikad ediyorlar. Biz netubu ilallah deriz. Ondan sonra da gene bu günahı işlemeye döneriz. Bu niye itikad ettikleri halde netubu ilallah demelerini mübah kılmasak neye rücu'ları? İlâ mâ tâbu minhû. Tevbe ettikleri şeye dönmeyi niyet ediyorlar. İtikadlarında o var. Netubu ilallah da diyorlar. Eğer biz bunu mübah kılmasak, evet, velakinne ebahna lehum, kılmasak izah değil, inna, bu izah manasını verdim yanlış, fe inna lem nübih lehum, biz onlara mübah kılmadık. Neyine mübah kılmadık? En yekulu netubi ilallah azze ve celle. Netubi ilallah azze ve celle diyor, fakat kalbinden de o günahı yapmaya niyeti var, öyle itikadi var. Buna mübah kılmadık ki diyor. Bu zaten tevbe değil. Netubu ilallahi diyor. Kalbinden de ben bu günahı gene yaparım diyor. Biz ona mübah demedik ki o zaten caiz değil. Ya bizim dediğimiz hangisi? Yok, kalbinden o günaha dönmemeyi niyet etmiş. Öyle itikad etmiş. Netubu ilallah diyor. İşte bu caizdir diyoruz. وَلَكِنَّا بَحْنَا لَهُمْ ذَلِكَ. Onların netubu ilallah demesini biz onlara mübah kıldık. Alâ ennehum şu şey üzerine ki onlar yürüdüğüne bihi bu netubu ilallahla murad ediyorlar. Herke mâ vaka'û fîhî minezzem. Günahtan neye düştülerse o günahın terkini murad ettikleri halde ve lâ yürüdüğünel avdete fî şeyin minhû. O günahtan hiçbir şeyi tekrar yapmamayı murad ettikleri halde. Daha o günahı da yapmak murad etmiyorlar. Onlara mı bakıldı? Feiza kalu zalik.
onlar netubu ilallah derlerse ve atekedu hâzâ bi kulûbihim kadderiyle diye etikad etseler ki biz bu günahı bir daha yapmayacağız. Kânû fî zâlike mecûrîn, onlar netubu ilallah demelerinde mecurdurlar, sevap alırlar. Müsâbîn, mecur ve müsabdırlar. Yani onun sevabını alırlar. Bu tevbe sayılır. Demek ki lefz ile tevbe etmek kafi değil. Ya kalbine de azmedecek. Onun için ulema diyorlar ya, azmü, cezmü kastettim dedikleri bu. Azmettim, cezmettim, kastettim. Yani bir daha bunu dönmemeye. Şayet bir adam tevbe-i nesuh ile tevbe etti büyük günahtan. İşlemiş, sonra o günahı terk etti. Kalbinden de o günaha dönmeyecek. Öyle niyet ederek tevbe etti, o tevbe-i nesuhdur. Ama beşeriyet oldu ki tekrar bir sene, beş sene, on sene sonra tekrar o günahı irtikap etti. Evvelki tevbe bozulur mu? Yok. Tevbe-i evvelki tevbeye bunun bir tesiri yok. O tevbe tevbe. Fakat bu ikinci günaha tevbe lazım. Ama bunun dedi ki, adam ben gider öldürür öldürür gider bir tevbe ederim gene yaparım. Adamları öldürür öldürürüm ve devleri yaptığı gibi. Ondan sonra düküm vururum. Kaç adam öldürdüm? Beş adam, beş tane düküm. Ondan sonra giderim, hac ederim, Müzdelife'ye giderim. Allahümme illa iğfirdir. Yukarıdan meşeri haramdan, yukarıdan aşağı inerim, düğümün birisini çözerim. Tekrar bir daha çıkarım. Allahümme illa iğfirdir. Ötekini de çözerim. Beş defa iner, çıkar, düğümleri çözer. Ondan sonra hacını yapar. Allah'a affettirdim bunları. Ondan sonra silahı alır, gene hacının yolunu keser, gene vurmaya başlar. Bu tevbe değil. Ona tevbe değmezler. O maskaralı. فَمَنْ عَادَ مِنْهُمْ, böyle tevbe-i nesuh edenlerden bir kimse evdet ederse بَعْدَ ذَٰلِكَ, bu tevbe-i nesuhtan sonra فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الذُّنُوبِ, o günahlardan birisine evdet ederse كَانَ ذَٰلِكَ ذَنْبًا يَصَابَهُ, isabet etmiş oldu, başka bir günah oldu bu. O ayrıca bir günah, o da tevbeye muhtaç. وَلَمْ يُحْبِتْ ذَٰلِكَ, bunun o günaha tekrar dönmesi yıkmadı. اَجْرَهُ, onun sevabını. Böyle sevap ki اَلْمَكْتُوبَ لَهُ, ona yazılmış olan sevabı. Neyle? يُقَوْلِهِ الَّذ۪ي تَقَدَّمَ مِنْهُ, ondan tekaddüm eden tevbe ile bir sevap almıştı ya, evvelki günahından tevbe etti, sevap aldı ya, o sevabı yıkmaz. Evet. وَاَعْتِقَادِهِ مَعْهُ, fakat o tüptü kevliyle yalnız o değil. Tüptü diyor ve i'tikad diye diyor onunla beraber. Neyi? Mâ'tekade i'tikad ettiğini. Yani i'tikad ediyor ki bir daha o günaha dönmeyecek. Öyleyse o evvelki günah affoldu, tevbesi tevbe-i nesuhdur. Şayet kazâ-u kader bir daha o günaha düşerse o evvelki tevbesi yerinde, o geçti gitti, bu ikinci günaha tevbe lazım. Ona da ayrıca tevbe eder. فَاَمَّا مَنْ قَالَ, bir adam dese اَتُوبِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ, etûb ilallah azze ve celle dese ve huve mu'takidun, halbuki etikad ediyor ki ennehu ya'udu, o döner. Neye? İlâ mâ tâbe minhu, tevbe ettiği bir şeye. Mesela diyelim bankadan para almış. Ya artık ben bu sefer hacca gidiyorum. Tevbe ettim ya Rabbi, günahlarımı affet. Ama niyetinde hacı yapacak, dönecek, yine bankayla muamele yapacak. Şimdi tevbe ediyor burada, ya Rabbi affediyor, ben bunlara tevbe ettim diyor ama İtikadında yine o günah işleyecek. Bu tevbesi tevbe sayılır mı? Yok, o tevbe tevbe sayılmaz. فَهَوَ بِذَٰلِكَ الْقَوْلِ, bu ya Rabbi beni affet diyor, kalbinden de tekrar o günahı yapacak. Bu kavliyle, yani bu etubu demesiyle فَاسِقٌ مُعَاقَبٌ, fasiktir ve muakıptır. Aleyhi, o söz üzerine. Yalan sözü söylediğinden dolayı Allah-u Teala ayrıca ona da azap edecektir. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَرُونَ, işlemediğiniz şeyi niye diyorsun? Sen buradan hakikaten tevbe etmiyorsun. اَتُوبِ اِلَى اللّٰهِ, ya Rabbim mağfiret et diye bağırıyorsun. Sen yalancısın, çek hesabını. لَاَنَّهُ كَذَٰلِكَ دَيْلٍ, لَاَنَّهُ كَذِبَ, kezibe kezalik değil, لَاَنَّهُ كَذِبَ, o adam yalan söyledi. لَاَنَّهُ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ, Allah fîmâ kal, dediğinde yalancı oldu. Ya Rabbi ben tevbe ettim diyor, halbuki yalancı, tevbe etti diyor. Çünkü kalbinden gidip o günahı bir daha yapacak. Ve emmâ izâ kâle, bu adam etûbü ileyh derse ve huve mu'takidun li terki zem, halbuki o adam o yapmış olduğu günahı terk etmeyi itikad etmiş. Ellezî kâne veka'a fîhî, hangi günaha düşmüşse
o günahı terk etmiş ve bir daha işlememeyi de itikad etmiş. Ve azimun en la yaude ileyhi ebeda, hem de azmetmiş bu günahı bir daha yapmaya. Fehve sadikun fi kavlihi, o adam sözünde sadıktır. Müsabun ala sıdkihi, doğruluğu üzerine de sevap alır inşallah Teala. Ve tübülih demesiyle sevap alır. Ve kad uruyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. Resulullah Efendimiz buyurdular ki en nedemu tevbetün, nadim olmak tevbedir. Bir adam bir günah işledi, ondan sonra eyvah ben niye bu günahı işledim, nadim oldu, işte tevbedir. Yani etubu ileyhi demesine de lüzum yok. Pişman oldu mu, işte tevbedir. Haddesena Yunus kâle haddesena Süfyan en Abdülkerim el-Cezeri kâle ahbereni Ziyad ibn Ebi Meryem en Abdillah ibn Makir kâle dekaltu mâ abî alâ Abdillah ibn Mesûd. Abdullah ibn Makir diyor ki babam Makir ile beraber Abdullah ibn Mesud'un yanına gittik. Fekâle lehu ebi, babam Makir ona dedi ki ente semi'ten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yekûl en nedemü tevbe. Resulullah'ın en nedemü tevbetün dediğini sen kendin bizzat işittin mi Resulullah Efendimiz'den? Fekâle, Abdullah ibn Mesud buyurdular ki naam, ben işittim Resulullah Efendimiz böyle buyurdu. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن عبد الكريم عن شرحبيل عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ينبر في المصلى الله عليه وسلم دن عبد الله بن مسعود bu rivayetiyle miş olduğu hadisi başka bir senetle daha İmam Tahavi ispat etti. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم وابن الجراح عن عبد الله بن مغفل فذكر بإسناده مثله. أين حديث شريف عبد الله بن مغفل دن ده إمام الطحاوي روايته دي. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا زهير بن معاوية عن عبد الكريم عن زياد وليس بابن أبي مريم. Ziyad'den rivayet ediyor. Bu Ziyad İbn Ebi Meryem olan Ziyad değil. Bu da başka, evet. Ziyadlar iki tane de, birisi İbn, babasının Ebi Meryem, bununkisi değil. Böylece bir Ebi Meryem. Haddesen Abdurrahman İbn Ziyad kâle haddesena Züheyrun kâle haddesena Abdülkerim en Abdillah İbn Muğaffel nehluhu. İmam-ı Tahavi Süleyman İbn Şuayb tarihiyle de aynı hadisi şerifi rivayet ediyor. فَهَذَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. İşte Resulullah Efendimiz قَدْ جَعَالَ النَّدَمَ تَوْبَةً, nedemi tevbe kıldı. Bir adam bir günaha, bir günahı yaptığına pişman olur ise o tevbedir. فَدَلَّ ذَلِكَ, bu delalet etti neye? هَلَا أَنَّ مَنْ قَالْ, şuna delalet etti ki bir kimse dese اَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مِنْ ذَنْبِ كَذَا وَكَذَا, şu şu günahdan ben tevbe ettim dese ve huve nadimun, halbuki o adam da nedamet edicidir. Alâ mâ asâbe min zâlike zem, o günahtan yaptığına da nedamet edicidir, pişman olucudur. Ennehu mühsünün, bu adam ihsan edicidir. Mecur mecurdur, alâ kavlihi zâlik, bu kavli üzerine de mecurdur, sevap vardır. Burada bitirdi yani ve tûbü ileyh demek caiz değildir. Bu ancak peygambere hastır diyenlere cevaben dedi ki hayır. Bu adam ve tübülih derdi hakikaten sözünde sadıksa o tevbedir ve müsaade sevabını alır.